Merhabalar Paraksile Kimya izleyicileri. Bir başka videoda daha beraberiz. Milli Eğitim Bakanlığı kitapları serisine devam ediyoruz. 9. sınıfın ufak son 2 ünitesi kaldı. Maddenin fiziksel halleri ve doğa ve kimya. Bu videoda maddenin fiziksel halleri, hemen sonra doğa ve kimya videosunu yayınlayacağız ve 9. sınıf kitabımızı bitireceğiz. Biliyorsunuz 12. sınıftan da organiyi yayınlamıştım. 12. sınıftan kimya ve elektrik ve organik kimyaya giriş kaldı. Yani 12. sınıfın ünitesinin konularının çok büyük bir kısmını zaten yayınladık. Az bir kısmı kaldı. 9'u bitiriyoruz bugün yarın. Sonra 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıfın ilk üniteleriyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı kitapları serimizi bitiriyoruz. Hadi bakalım sorularımız neler? Neler sormuş bize Milli Eğitim? Evet, İlk sorumuz klasik bir bulmaca sorusu, kavramları tekrar etmek açısından güzel bir soru. Daha önce bahsetmiştik. Bu sorular evet çıkmaz ama kavramları güzelce tekrar ettiriyor. Hadi bakalım neler soruyor bize? Milli Eğitim Bakanlığı bu bulmacada neleri bilmemizi istiyor? 1 diyor ki kuru havanın yaklaşık %21'de oluşturan gazın adı bildiğiniz gibi kuru havanın yaklaşık %21'ini oluşturan gaz oksijen. %78'i de yaklaşık olarak azot. 2. Maddenin ısı alarak katı halden gaz hale geçmesi. 2. Bildiğiniz gibi süblimleşme. Hemen onu da yazdık. 3'e bakıyorum. Tanecikler arası boşluğun en az olduğu en düzenli hal genelleme yaptığımızda kim? katı. Ama su, bizmut, antimon gibi hallerde boşluğun en az olduğu hal sıvı, en düzenli yine katı. Bak, düzenlilikte istisna yok. Boşlukta ve hacimde istisna var. Kimde? Su, bizmut, antimon'da. 3 nerede? 3 nerede? Hemen yazıyorum. Katı. 4'e bakıyorum. Maddenin hal değiştirirken alıp verdiği enerji türü ısı. Madde hal değiştirirken ısı alıp verir. 5. Maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi. Katıdan sıvıya geçmesi. 5'i bulun bana. 5'i bulun. 5 nerede? 5. Evet. Erime. Değil mi? 6. Maddenin ısı vererek gaz halden sıvı hale geçmesi. Gazdan sıvıya geçmesi. Yoğunlaşma veya yoğuşma. Hangisi oluyorsa harfe baktığımızda sanki yoğuşma daha kolay olacak değil mi? LPG'nin elde ettiği elde edildiği ham madde LPG sıvılaştırılmış petrol gazı kelimesinin İngilizcesinin baş harfleri. Dolayısıyla petrolden elde ediliyoruz. Sıvılaştırılmış nikit gaz için kullanılan kısaltma 8 L N G. Sıvılaştırılmış doğal nitrürül gaz gazes biliyorsunuz. Artık nasıl okunuyorsa o. 9. Tanecikler arasındaki boşluğun en fazla olduğu, en fazla olduğu. Sıkıştırılabilen, belli şekli ve hacmi olmayan maddenin en düzensiz hali gaz. 10. Kuru havanın %78'i azot. 11. Belli hacmi bulunan ama belirli şekli olmayan, belli hacmi bulunan ancak belirli şekli olmayan. Nerede bu? 11, değil mi? 11 nerede? 11, 11, 11 sıvı tabii ki. 12 maddenin ısı alarak sıvıdan gaz hale geçmesi. Sıvıdan gaz hale geçmesi buharlaşma. 12 maddenin ısı alarak sıvı halden gaz al. Ha 12 buydu. 13 ısı ve basınç etkisiyle değiştiği durum. Değiştirdiği durum. 13, 13, 13 nerede? Hal. Isı ve basınç etkisiyle maddenin fiziksel hali değişir. Biliyoruz değil mi? 14 maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesi donma. Hemen onu da yazalım ve 15 sıvılaştırılmış petrol gazının kısaltılmışı LPG. Bakın bilmemiz gereken kavramları mis gibi özetledi, değil mi? Çok güzel, çok seviyorum bu tip soruları. Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarının kıymetini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Hakikaten güzel tekrar ettiriyor, bilgi öğretiyor. Tek başına yeterli mi? Tabii ki değil soru bankası alacağız. Tabii ki değil. Ancak tek başına yeterli olmak gibi bir iddiası yok zaten. Konuyu öğretiyor, çok güzel soruları var. Konuyu tekrar ettiriyor. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlarını, bakanlığı kitaplarını, bakanları ne ya? Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarını mutlaka çözüyoruz. 2. Viskoziteyi etkileyen faktörleri öğretmek için deney yapmak istiyor. Aşağıda verilen deneyleri bu amaç için kullanabilirler mi? Kullanabilirlerse evet, kullanamazlarsa hayır. Viskoziteyi etkileyen faktörler Farklı sıvıların, farklı sıvıların aynı koşullarda viskoziteleri karşılayarak evet sıvının türünü karşılaştırabilirler. Aynı sıvının farklı sıcaklıktaki değerine bakarak sıcaklığın viskoziteye etkisini karşılaştırabilirler. Yağlı boyayı ısıtarak sıcaklığın viskoziteye etkisini karşılaştırabilirler. Farklı sıvı farklı sıcaklık. Hayır. Farklı sıvı farklı sıcaklık koyarak sıcaklıktan mı viskozite değişti? Sıvının türünden mi? Bunu karşılaştıramazsın unutma. Bir deneyde bir şeyi karşılaştırmak istiyorsan ne yapmak zorundasın? O deneyde karşılaştırmak istediğin şey değişken diğerleri sabit kalmak zorunda. Burada iki şey birden değişmiş. Eğer viskozite değişmişse burada neden değişmiş olduğunu bilemeyeceğiz. Hemen 3 ne diyor? Tabirleri yerine oluştur diyor. Sıvı ısı alırsa gerçekleşen olay buharlaşma. Gaz ısı verilirse gerçekleşecek olay yoğunlaşma veya yoğuşma. sıvıda sıvı ne sıvısıyla dengede olan buharın yaptığı basınç bir de okuyabilsem neler yapacağım bilseniz bir aha buhar basıncı sıvının yaptığı buharın dış basıncı eşit olduğunda gerçekleşen sıcaklık kaynama sıcaklığı bildiğiniz gibi buhar basıncı dış basıncı eşit olduğunda oluyordu. Buhar basıncını etkileyen faktörler sıcaklık, madde çözme yani saflık, tam yazayım değil mi buna? Ve maddenin cinsi, başka ısıtıcı kaynağı, gücü, sıvı miktarı, kabın şekli kaynama sıcaklığını etkiler. Isıtıcı kaynağının gücü, sıvının miktarı, kabın şekli kaynama sıcaklığını etkiler. Hayır, etkilemez. Kaynama süresini etkiler. Dış basınç arttıkça kaynama sıcaklığı artar. Evet, dış basınç arttıkça kaynama sıcaklığı artar. Dış basınç kaynama sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Unutma. Yavaş bir olaydır ve sıvı yüzeyinde olur. Hayır, kaynama hızlı bir olaydır ve sıvının her yerinde olur. Kaynamayla buharlaşma arasındaki farklılıkları, buhar basıncını ve kaynama noktasını etkileyen faktörleri açıklayan bir tablo. Çok güzel, çok sevdim. 4. Simge şarkıcı olan simge. Erzurum'da Burak Antalya'da yaşamaktadır. Hava sıcaklığı iki ilde de 30 derece olmasına rağmen. Antalya'da yaşayan Burak'ın hissettiği sıcaklık 38, Erzurum'da 28'dir. Sıcaklık aynı olmasına rağmen bunun sebebi ne? Ne hemen söyle söyle sen söyle sen. sen evet evet sen. Ha? Aferin evet. Ne diyoruz? Sıcaklık iyi de nem var nem diyoruz değil mi? Evet nem var nem işte. Simge Erzurum'da, Burak Antalya'da, Antalya'da daha sıcak olmasından değil, Antalya'da ölçülen gerçek sıcaklık olmasında da değil. E, Simge'nin yaşadığı şehirde bağıl nemin daha düşük, Buruğ'un yaşadığı şehirde bağıl nemin daha yüksek olması, bağıl nem ne kadar artarsa hava sıcaklığını o kadar fazla hissederiz. Hissedilen sıcaklık o kadar artar. Unutma, hissedilen sıcaklık. 5 Aşağıda bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylar gazların hangi özelliği ve özellikleriyle ilgilidir? Mayalanan hamurun kabarması, gazın genleşmesi içinden açığa çıkan gazın genleşmesi. Sıcak hava balonları ısıttıkça yine genleşiyor. Gazın genleşmesi. Oda spreylerinin odaya hoş koku vermesi, gazın difüzyonu bulunduğu ortama yayılması, hareket etmesi. Doğal gazın evlerimize ulaşması, sıkıştırılıp sıvılaştırılması, sıkıştırılabilirliği, sıvılaştırılabilirliği diyebiliriz. 6. Yağmurlu bir günde camdan dışarıyı seyreden Mustafa yıldırım düştüğünü görüyor. Yıldırım olayının nedeninin, yıldırım olayının maddenin hangi hali olduğunu merak ediyor. Hangi hali? Hı? Ne? Ha? Evet, evet plazma çok güzel. Yıldırım maddenin plazma halidir doğru. Plazma halinde pozitif negatif iyon sayısı eşittir yani nötrdür doğru. Plazma hali iletkendir doğru. Katı ve sıvıdan enerji olarak daha fazladır ama daha yoğun değildir. Katı ve sıvıdan daha geniş hacimli, daha az yoğunluğa sahip bir maddedir. Mum plazma, tv floresan plazma örnektir. 1, 2, 3, 5 doğru, 4 yanlış. Hadi bakalım yine kavramlarımız var. Bu kavramları getirteceğiz, tabloda yerine oturtacağız. Şöyle biraz küçültelim. Maddeler ve bağlı olarak farklı fiziksel hallerde bulunur. Sıcaklık ve basınca bağlı olarak. Sıcaklık ve basınca bağlı olarak farklı fiziksel hallerde bulunabilir. Suyun farklı fiziksel katı, sıvı gaz, çevre ve canlılar için oldukça önemlidir. Suyun katı hali olan buzun yoğunluğu sudan küçük olduğundan suyun yüzeyinde oluşarak suda yaşayan canlılar için... Suda yaşayan canlılar için... Suda yaşayan canlılar için... Nerede? 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 Nerede, nerede bu yalıtım? Nerede? Isısının buharlaşarak LPG sıkışma... Yalıtım... Heh buldum. Suda yaşayan canlılar için yalıtım görevi sağlar. Sıvı haldeki suyun ise vücutta besin sindirimi, emilimi, vücut ısısının, vücut ısısının nerede bu? D. De. Dengelenmesi gibi işlemleri vardır. Su aynı zamanda bitkilerin büyüyüp gelişmesi için zorunlu olan maddelerden biridir. Nehir, göl ve suyun buharlaşarak tekrar yoğunlaşması yani hal değiştirerek yeryüzü ile atmosfer arasındaki çevrimine su döngüsü denir. Su döngüsü ile suyun içindeki yabancı maddeler uzaklaşarak temiz ve içilebilir su sağlanır. Hal değişiminden birçok endüstri alanında da yararlanılır. Gazın basınç altında sıvılaştırılması ile elde edilen LPG ve LNG farklı kullanım alanlarına sahiptir. LPG ısıtma ısınma araç yakıtı olarak LNG ise elektrik üretiminde pişirme ve kurutma fırınlarında seramik ve cam sanayinde kullanılır. Gazların sıkışma nerede 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 şurada ve genleşme özelliğinden ilaç parfüm ve spreylerde de yararlanılır. Havadan havadan iyi oldu değil mi bu? Evet. Havadan azot ve oksijen gazı elde edilirken Elde edilirken de oksijen vazotun kaynama noktaları farkından yararlanılır. Kaynama noktaları farkından yararlanılarak elde edilen ayırma işlemine ayrımsal damıtma denir diyoruz arkadaşlar. Bunları da yerine yerleştirdik. Hadi devam edelim. Aşağıdaki maddelerin hangisi ya da hangilerinin hal değiş hangisi ya da hangilerinde hal değişiminden yararlanılmıştır? Su döngüsü hal değişimi. Sprey hal değişimi, LPG hal değişimi sıkıştırıp yoğunlaştırıyoruz biliyorsunuz. Aşağıdaki olayların hangisini hal değişimi değildir? Buharlaşma, yoğuşma, donma, süblimleşme, hal değişimi, kırılma değildir. Yukarıdaki görsellerde tanecik düzenleri verilen iyonik kristal. Bu elmasın hatırlayın elmasın bu kovalent kristal. Bu kovalent bağ kovalent bağlı madde moleküler kristal. Bu da metalik bağı gösteriyor. Bakın elektron denizi var, metalik kristal. Hepsi kristal. İyonik, kovalent, moleküler ve metalik kristal. Bu tabloda verilenleri doğru yanlış. İyonik katı olan sönmemiş kirecin örgü yapısındaki birim hücreler. Kalsiyum ve oksijenin elektrostatik itme çekme kuvvetiyle bir arada bulunur. İyonik bağ, elektrostatik itme çekme kuvveti. İyonik bağın püf noktası. İyonik bağın sihirli cümlesi bu. Elektrostatik, metalik bağın sihirli cümlesine elektron denizi. Elektron denizi, metalik bağ. Elektrostatik çekim, iyonik bağ. Buz, h 2 adı verilen moleküller katı da bağımsız moleküller arasından London-London dipol-dipol hidrojen bağı adı verilen zayıf etkileşimler bulunur. Doğru. Buz adı verilen moleküler katı da. Evet, buz bir moleküler katı ve katı halde London-Dipol-Dipol dipol, hidrojen bağı var iyot elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla apolar kovalent bağlarla bağlı moleküller bir katıdır. Okey doğru. İki molekülleri London sayesinde bir yerde bulunur. Evet doğru. Demir metalinin tel ve lev haline gelmesi, elektri ısı elektriği etmesi, parlaklığı erime ve kaynama noktasının yüksek oluşu. Elektron denizi ne demiştim? Metalik bağın sihirli cümlesi. Sihirli kelimesi elektron denizi. Evet doğru. Elmasta her karbon atomu 4 karbon atomuna kuvvetli kovalent bağlarla sağlanarak ağır örgülü sağlam yapı oluşturur. Üf Hepsi doğru ama bana doğruyu değil de soruyu işaretleyen kişinin yaptığı doğruları soruyor. 1, 3 ve 4 doğru yapmış Berra. 2 ve 5'i yanlış yapmış. Bu bilgilerin hepsi doğru olacaktı arkadaşlar. İyonik katılar. İyonik katı katı. Katı elektriği iletmez. Katılardan sadece metaller alaşımlar metalik katılar iletir. İyonik katılar sıvı halde ve sulu çözeltide iletir. Katı halde iletmez. İyonları bir arada tutan güçlü etkileşimlerden dolayı yüksek erime noktasına sahiptir of course. Eritildiklerinde ya da suda çözüldüklerinde iyonlar serbest hareket ettiği için eritildiklerinde ya da suda çözüldüklerinde iletirler. Üçü de doğru. 13'ün numarası biraz kaymış. Belirli geometrik şekli olan sert sıkıştırılamayan katlara kristal katı denir. Hangisi kristal katı değildir? Cam bir amorf katıdır. Çünkü yumuşar. Kristal katlar yumuşamaz, cam, tereyağı, plastikler, çikolata. Bunlara amorf katı. Aklının bir kenarına yaz. Evet devam ediyorum. Ne? Viskozite. Viskozitesi en yüksek olan 4. Bakın bilye daha ortaya inmemiş. Viskozitesi, viskozitesi en düşük en akışkan olan da 1. Tüpler aynı ortamda farklı sıvılar konularak sıvılar aynı anda içe, aynı anda işlerine özdeş bilyeler bırakılmıştır bir süre sonra şekildeki konumu almıştır. Viskozitelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 4 3 2 1. Akışkanlığı en düşük 4, en yüksek 1. Viskozite akmaya gösterdiği direnç, dirençtir. Konuşamıyorum bugün ya. Bütün sıvıların aynı sıcaklıkta viskoziteleri aynı değil. Viskozite ayırt edici bir özelliktir. Sıvılarda farklıdır. Sıcaklığın arttırılması viskoziteyi azaltıp akışkanlığı arttırır arkadaşlar. Aşağıda verilen örneklerden hangisi sıcaklığın viskoziteye etkisiyle ilgili değildir? Yollara asfalt dökülerek ziftin yayılması akışkanlıkla ilgili. Ziftin yayılması ilginç olmuş. Salçanın sıcakken kavanozlara doldurulması. Evet. Sıcak sprey uygulamaları ile boyama. Evet. Motorda ısınan yağın daha akıcı olması. Evet. Etin pişirilmeden önce sosa bulanması. Viskoziteyle bir ilgisi yok yani. 17. Yukarıdaki bilgileri doğru veya yanlış olarak dolduran bir öğrenci tüm seçenekleri doğru olarak doldurulduğunda. Moleküller arası kuvvetleri büyük olan sıvının viskozitesi de büyüktür. Molekül kütlesi viskoziteyi etkiler çünkü moleküller arası çekime etkiler. Buzdolabından çıkarılan reçel bal gibi yiyecekler viskoziteleri değil akışkanlığı düşüktür. Viskoziteleri yüksektir. Viskozite akmama aklına yerleştir. Balın viskozitesi sudan yüksektir balın viskozitesi yüksektir. Akışkanlığı düşüktür. Doğru yanlış 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 yanlış. 18 hadi bakalım. Buharlaşma kaynama sıcaklığında olur. Yanlış buharlaşma her sıcaklıkta olur. Kaynama sıvının buhar basıncının dış basıncı eşitlendiğinde olur. Doğru. Bağıl nem düşükse hava sıcaklığı daha düşük hissedilir. Doğru. Bağıl nem yüksekse hava sıcaklığı yüksek hissedilir. Düşükse düşük hissedilir unutmayın. Buharlaşma hızı en fazladır. En uçucu olan arkadaşım yazamadım kalem biraz sayfaya etkiledi. En uçucu olanın buharlaşma hızı en fazladır. En kolay buharlaşan da aynı şartlarda en çok buhar olur. Buhar basıncı da en fazla olur aklımıza yazıyoruz. Hemen bakalım tablodaki boş yerleri doldurunuz. Sıvının buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu anda gerçekleşir. Hayır her zaman gerçekleşir. Sıvı yüzeyinde gerçekleşir. Kaynama her yerde gerçekleşir. Kaynama hızlıdır, buharlaşma yavaştır. Buharlaşmada kabarcık oluşmaz, kaynamada kabarcık oluşur. Kaynama çok enerji gerektirir, buharlaşma az enerji gerektirir. Buharlaşma maddenin cinsine, sıcaklığına, basıncına, yüzey alanına ve nemine bağlıdır. Dikkat et. Bu buharlaşmanın bağlı olduğu faktörler. Kafan karışmasın. Buhar basıncının farklı olduğu bağlı olduğu faktörler değil. Buhar basıncının bağlı olduğu faktörleri çiziyorum bak. Cins, cins, saflık, sıcaklık buhar basıncını bu üçe etkiler. Geri kalanlar buhar basıncını etkilemez ama buharlaşmayı yani buharlaşma hızını etkiler. Peki kaynama neye bağlı? Kaynama arkadaşlar sıvının cinsine bağlı, saflığına bağlı, bir de dış basınca bağlı. Başka bir şeye bağlı değil kaynama. Buharlaşma sıcaklık arttıkça hızlanır. Tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça yavaşlar. Yüzey alanı arttıkça hızlanır. Buharlaşma gerçekleşmeden su döngüsü gerçekleşmez. Çünkü okyanusu kaynatıyor musun tatlım? Okyanus kaynamıyor. Buharlaştığı için su döngüsü var. Buharlaşma olmadan su döngüsü olmaz. Günaydın. 22. Gaz halde tanecikler birbirinden bağımsız bulundukları kabı doldurur. Belli hacim ve şekli yok. Gaz tanecikleri arasındaki boşluk çok 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 fazla. Evet, 23. Soruya baktığımızda buharlaşma hızlarını karşılaştırmamızı istiyor bizden. Fark ettiğiniz gibi aynı deney tüpüne koymuşuz. Sadece sıvı seviyeleri farklı. Sıvı seviyesi buharlaşma hızına etki etmez. Yani sıcaklığı aynı bir şey çözmemişiz. Aynı sıvı. Dış basıncı aynı. Dolayısıyla buharlaşma hızları arasında bir fark olmaz arkadaşlar burada. 24 kaynama noktası 78 donma noktası eksi 114 olan etil alkolün soğuma hal değişim grafiğini çizerek. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Ne yapacağız? Burası 78 burası eksi 114 ise yukarıdan geldi 78'de yoğunlaştı. 114'de geldi. 114'de dondu. Daha sonra soğudu. Yani yaklaşık şöyle bir grafik olacak. Çizdiğiniz grafikten yararlanarak etil alkolün erime donma kaynama yoğunlaşma noktalarını grafik üzerinde yazarak belirtiniz. Evet şurası ee, şöyle büyük bir yere çizeyim değil mi? Şöyle çizemedim ya. Güzel bir yer bulamadım kendime. Şöyle turuncu bir grafik şey alayım kalem. 78 eksi 114. Şuradan geldi. 78'de yoğunlaştı. Geldi. Eksi 114'te dondu. Neyi soruyordu? Şurası yoğunlaşma sıcaklığı. Şurası kaynama. Şurası donma. Şurası erime. Aşağıdan gelirsek bu. Hangi bölgelerde homojen? maddelerin sıcaklığının arttığı saf maddeler için konuşuyoruz. Sıcaklığının arttığı bölgelerde homojen. Hal değiştirdiği bölgelerde yani şuralarda ise heterojen arkadaşlar. Sıcaklığın sabit kaldığı ve değiştiği bölgeler hal değiştirirken sabit kalıyor. Hal değiştirmediği zaman hal değiştirmediği zaman artıyor veya azalıyor. Burada soğuttuğumuz için azalıyor. Etil alkolün hal değiştirdiği bölgeler nereler? Sıcaklığın sabit kaldığı bölgelerdir dedik. Kapalı ipi kaptaki gazın sıcaklığı 300 kelvinden 500'e çıkarıldığında sıcaklığı yani kinetik enerjisi artar. Hacim sabit basıncı artar. Madde miktarı değişmez. Isıttığın bir gazın miktarı neden değişsin? Isıttığın sadece. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Gaz basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı hızı ve çarpışma sayısına bağlı değildir. Gaz basıncı birim hacimdeki tanecik sayısına bağlıdır arkadaşlar. Gazlarda en çok kullanılan hacim birimi litredir. Gaz, basınç birimlerinden en çok kullanılan atmosfer ve milimetre civadır. Gazlar için kritik enerji mutlak sıcaklıkta doğru orantılıdır. Gaz miktarı molle belirlenir. Doğru. Şekil 1, şekil 2'ye bakıyorum. Şekil 1'de basınç burada, şekil 2'de burada. Şekil 2'de buhar basıncı daha fazla. Isıtma işlemi başlamadan önce U borunun manometre civa seviyeleri eşittir. Isıtma işlemi başladıktan sonra şekil 2'deki gibi olmaktadır. Buna göre ısıtma devam ettikçe sıvı miktarı azalır. Buharlaşan molekül sayısı artar. Daha çok molekül buharlaşır. Sebebi moleküller arası bağın kopması Isıttıkça bağ kopar. Maddeler gaz fazına gaz fazına geçer. Bir süre sonra monometredeki civa seviyesi ve sığ miktarının değişmediği görülür. Demek ki bir süre sonra kaynamaya başlıyor. Kaynarken buhar basıncı dış basıncı eşit. Işte. Ha pardon ısıtmıyoruz. Isıtmıyoruz. Hayır bir dakika. Isıtma işlemi başlamadan önce. Hani ısıtmaya devam ediyorsak arkadaşlar iki şey var. Isıtmaya devam ediyorsak kaynıyor ısıtmıyor olsaydık dengeye geliyor diyecektik ama ısıtıyoruz bir süre sonra kaynıyor kaynadığı için artık buhar basıncı dış basıncı eşitleniyor. Buharlaşma hızının yoğunlaşma eşit hızına eşit olduğu denge durumunda sıvının yaptığı buhar basıncına denge buhar basıncı denir. Denge buhar basıncını etkileyen faktörler sıcaklık, saflık yani madde çözme ve sıvının cinsi arkadaşlar. Evet. Maddenin halleri kolay. Yani güzelce çözdüysen, bir iki kaynaktan çözdüysen, sınavdan bir hafta, iki hafta önce de güzelce bir tekrar ettiysen maddenin hallerinden soru kaçırmazsın arkadaşım. Unutma bunları hep söylüyorum. Map kitaplarını böyle bir hızlıca hani bazen hızlıca söz konusu olmayabilir benim anlatımımla ama biraz böyle hızlıca tekrar edip bakarsan map kitapları sorularına sınavdan bir ay önce 15 gün önce bakarsan kimyadan daha önce de güzel çalışmışsan tabii eksiksiz olarak yaparsın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.